Para yardımının amacı Türkiye'de yaşayan 2 milyon mülteciye daha iyi yaşam şartları sunmak ve mültecilerin Türkiye'de kalmasını sağlamak. Ayrıca Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etme süreci hızlandırılacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ise canlandırılacak. Türkiye'ye para yardımı büyük rol oynadı. Ayrıca yeni bir sayfa açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin AB üyeliği süreci yeniden açılacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerini açma teklifini samimi bulmadı. Birçoğu bizimle Avrupa Birliği müktesebatı noktasında çok çok geri kalmış ülkelerdir. Biz çoğunun önündeyiz. Ekonomik olarak da Kopenhag kriterleri açısından da hepsinden çok daha ileriyiz. Türkiye'nin sınırlarını iyi kontrol etmediği eleştirisi yapılıyor. Yardım örgütlerine göre her gün 5000 göçmen Türkiye'den Avrupa'ya giriş yapıyor. Macaristan'ın Amerika Büyükelçisi Avrupa'nın dış sınırlarını koruması için çağrı yaptı. Avrupa Birliği Schengen bölgesine girişlerin kontrollü ve yasalara uygunluk çerçevesinde yapılması için baskı altındayız. Almanya'ya göre ise tüm Avrupa Birliği ülkeleri ortak sınır gücüne katkıda bulunmalı. Ancak bu egemenliğe ilişkin sorunları gündeme getiriyor. AB üyeleri ortak sınır gücü oluşturma gibi siyasi bir adımı atmak ister mi bilmiyorum. Çünkü bu çok daha yakından kaynaşma anlamına gelir. Öte yandan Bulgaristan geçtiğimiz günlerde Türk-Bulgar sınırında bir Afgan mültecinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer mültecinin polisin uyarı ateşi nedeniyle yanlışlıkla vurulduğunu bildiriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.